Rusya'nın savaş gemisi Karadeniz'de battı. Twitter esprili paylaşımlarla çalkalandı. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda zafer sembolü olarak kullandığı Z harfi duruma uyarlandı. Z operasyonu bir anda kontrol Z operasyonuna dönüştü, gemi yok oldu. Bozulan veya imha edilen Rus tanklarını çeken Ukraynalı çiftçiler unutulmadı. Traktörler bu kez temsili olarak Moskova kruvizörünü çekti. Ukrayna savaş gemisini Neptün füzeleriyle vurduğunu açıklamıştı. Kruvizörün karşısına antik Yunan'daki deniz tanrısı Neptün dikildi. Neptün Moskova'yı yeniyor, notu düşüldü. Ukrayna'nın resmi Twitter hesabında İngilizce kelime uyumlu paylaşım yapıldı. Rus savaş gemisi, ne batıyorsun denildi. Bir başka paylaşımda Moskova kruvizörü Kızıl Meydan'a düştü. Önce Aziz Vasil Katedrali'ni devirdi, sonra Kremlin Sarayı'nın saat kulesini yıktı. Ağır imalar baktığınız zaman. Evet. Yani Sayın Oğan, ne düşünüyorsunuz? Bunlar tabii espriymiş gibi yapılıyor ama hani gerçekte şakası bile komik değil durumu herhalde yaratıyordur Moskova'da. Bir de bir gerçeğin altını çiziyor yani. Şimdi, çok ağır bir prestij kaybı. Yani maalesef ki önce insan ölüyor. Yani gemi battığında da insan ölüyor. Mariupol bombalandığında da insan ölüyor. Keşke aklı selim hareket etse de bir an önce barışa geçilse. Bu arada ben Türkiye'nin yeni bir barış hamlesi başlatması gerektiği kanaatindeyim. Bunu da şöyle yapabilir, sizin sorunuza geleceğim ama çünkü Ukrayna hani barışı istediğini söylüyor zaten ama Rusya'nın da barışa ihtiyacı var. Giderek daha fazla barışa ihtiyacı var. Türkiye daha önce de ifade ettiği Mariupol'deki sivil vatandaşların gemilerle taşınması konusunu yeniden gündeme getirip onun üzerinden de ikinci adım olarak liderleri bir araya getirme çağrısını yenilerse, ben Batı çok hoşnut olmazsa da bölge gerçekleri açısından şu an zamanlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu iş giderek daha sarpa sarıyor ve barış giderek daha da uzağa gidiyor. O açıdan bugünlerde böyle bir yeni Türkiye'nin yeni bir barış hamlesi hem Türkiye adına hem bölge barışı adına faydalı olur. Tam zamanı diyorsunuz. Bunun başlangıcı da Mariupol'ün, çünkü birçok şehirden tahliyeler oldu. Bir tek Mariupol'den tahliye olmadı ve en çok zarar gören şehir de orası. Mariupol belki de o işgalden sonra en böyle bütün dünyanın dünyayı dehşet içinde bırakacak görüntüler de esas oradan gelecek. Evet. Şimdi sizin sorduğunuz konu önemli. Çünkü bu savaşın iki tane boyutu var. Birinci boyutu sosyal medyada, ikinci boyutu cephede. Elbette ki daha önceleri de 2. Dünya Savaşı'nda da 1. Dünya Savaşı'nda da diğer savaşlarda da işte CNN'le ilk defa biz Irak'taki savaşı canlı izledik. Ama bu sadece savaşı izlemek meselesi değil. Bu özellikle de kendisinin tiyatro geçmişi olan, film deneyimi olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ki arkasında da onu seçtiren ekip de Ukrayna'daki en büyük medya kartellerinden birisi. Yahudi. Bu ekip sahibi Yahudi, kendisi evet, de zaten ekip, Yahudi. Evet, sahip. Tabii. Bu ekip ve hani Cumhurbaşkanlığındaki yönetim ekibi de o medya şirketinin çalışanları normalde. Yani bu çok kamuoyuna yansımadı ama yani bildiğiniz bir medya ekibi geldi Ukrayna'yı yönetiyor. Dolayısıyla da doğal olarak yani herkesin kafası bildiği işe çalışır. Bu medya ekibinin kafası da bu savaşın işte propaganda boyutuna çalışıyor. Yani öyle ekipler hazırlamışlar ki bakınız bunların hepsi prodüksiyon aslında. Yani bunların siz şey olduğunu düşünmeyin. Yani ne bileyim bir tane işte yeni yetme bilgisayar başına geçmiş de bir işte gemiyi oradan düşürmüş de yani o kadar çok şey var ki sosyal medyada bunların çoğunun tek merkezden yönetildiğini düşünüyorum zaten. Evet. Ukrayna'nın medya gücü, yani Rusya'nın savaş gücü varsa Ukrayna'nın da medya gücü var. Herkes kendi gücünü kullanıyor. Kullanmaya da devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Burada
Sonuçta savaşın sonucunda kim kazanacak? Bence ilk defa savaşın sonucunda silah gücü olan değil, medya gücü olan kazanacak gibi duruyor. Bu sefer. Çünkü Batı'da, evet. Bu sefer. Çünkü Batı'da karşı tarafın silah gücünü ve onun sonuçlarını görmeye hazır ve ona göre reaksiyon göstermeye hazır bir kitle var. Ve bu kitle işte Ukrayna'daki yönetim tarafından çok profesyonel bir şekilde o kitlenin istediği şey veriliyor. Parlamentolara canlı yayınla bağlanarak konuşmalar, evet, yaparak veriliyor. Sosyal medyadan veriliyor. Efendime söyleyeyim, herkesi, neredeyse herkesi bir prodüksiyon yapar noktaya Ukrayna halkı ve askerlerini getirerek. Zaten bir de dünyada işgal edilen ve haklı olan taraf olarak Ukrayna görülüyor. Doğal olarak. Tabii ki. Toprakları işgale uğrayan Ukrayna. Dolayısıyla bu savaşın, ha bu arada çok kamuoyuna yansımıyor ama ben özel takip ediyorum. Rus televizyonları, Rusya'ya baktığımızda da orada da şu var. Biz yapmadık, biz etmedik. Şu, evet, haber fake, şu haber uydurma. Tamamıyla savunmaya dönük de bir Rus medya gücü var. Doğal olarak savunmadaysanız ancak savunmada kalırsınız. İnisiyatifi de kaybettiler. Evet, inisiyatifi de kaybettiler, evet, yani.